Herkese merhaba ben Özgün Yalçın. Bugün anlatımlı rapid serimize devam edip Lichess.org üzerinde bir 16 sıfırlık maç yapacağız. Bir oyun oynayacağız. Rakibimiz Gross Boss 19. İngiliz. Simetrik İngiliz'e girdi rakibimiz. C4'e karşı C5 oynayarak elbette birçok başka varyanta dönüşebilir. Sonrasında tersten Maroxia olabilir mesela bununla alakalı. E, video çekmiştim e, rakibin öyle oynadığı e, konumlar olmuştu e, bu ama tabii e, tersten şey tersten değildi hatta düzden botvinik sistem dizdiğimiz e, bir formasyona dönüştü Evet a6 şimdi kale b8 gelip b5 yapmaya çalışacak ama ben şu anda b5 istemediği için h3 yapıp file e3'e gelmek isteyeceğim ama kale b8 gelseydi A4 oynayacaktım. Şimdi hızlıca D4 sürebilmek için böyle gittim. O da hemen atı D4'e koyarak benim D4 sürmemi engelledi. Şimdi burada kale B1 oynuyorum ve B4 sürmek istiyorum. <laughs> e, at E2 aldığı takdirde At E2 alabiliyorum. Burada da B4 sürüyorum. E, C B4'e elbette kale B4 alabilirim. Belki at D4 alırım. bc 3 alırsa zaten hani D4'te bir kontrolümüz var. Vezir C2 gelip bu piyonu geri almaya çalışabilirim. B5 yaptı. Kalesi buradayken. Hiçbir korkusu yok rakibimizin. Şimdi ben e, burada ne yapayım? Örneğin E5 oynasam. <laughs> gerçi gönül rahatlığıyla o kaliteyi bırakacaktır. Çünkü e, ardından hata 8 alıp yoluna devam edebiliyor beyaz karelerden ben muhtemelen kendi şakamda problem yaşayabilirim. O yüzden yani bir hemen ispatlanacak bir yanlışlığı yok gibi rakibin yaptığı hamlenin. Burada ben A4 oynasam diyeceğim. Evet rakip B5'i sürdü. Düşünen biz olacağız yine. Düşün özgün. İşin yok zaten. A4 sürdüm. CB4 aldı. Kale B4 aldım ya da A4 sürdüm. BC4 aldı. DC4 aldım. Şimdi B4'ü alamıyor. D4 boşta çünkü. Ama o da C3 alıyor. Bu A4 oynanması lazım diye hissediyorum. <laughs> A4 oynayalım. E5 kesinlikle oynamak istemedim. Hem buradan piyon veriyorum hem e, bu evet belki kalite kazanmış olacağım ama a 8 gibi bir hamleden sonra belki ileride fil çarpar şuşlar falan. E, beyaz karelerde çok büyük problem yaşardım. O e, güzelim Fianchetto filimizi verip A8'deki kaleyi aldığımıza pişman olabilirdik. Ondan dolayı onu pek düşünmedim. Şimdi alırsa böyle alacağım. Bunda problem yok. BA4 alırsa belki vezirle alabilirim. Belki atla alabilirim. Bilmiyorum. Önce bunu aldı. Diyor ki sen şimdi atı ver. Atını kaçarsan ben ne yapacağım diyor. Daha doğrusu kaleyle alırsan A5 süreceğim diyor. Ee, sen kaleyi bir daha kaçarsan B4 sürüp bağlı geçer elde edeceğim diyor mu? Öyle bir şey. Öyle bir şey diyor mu? Demiyor da olabilir. Çünkü ben yani burada D4'teki atı alabiliyorum galiba. D4'teki atı alsam. Rakip BC3 alsa. O da bizim hata aldı. Piyon önünde şu anda anlık olarak. E, ee, ama AB5, CB5, CB5'ten sonra. Ben de oradan piyon kazanıyorum. Onun C3'teki geçeri tehlikeli ama e, fil tarafından korunamıyor. D4'te at var. Hadi ona girelim bakalım. Peki fille mi alacağız? Yani yeri hazır e, fırsat bulmuşken filleri de mi değişeceğiz? De değişeceğiz yoksa doğrudan atlama alacağız? Fille alsak daha iyi sanki. E, fırsatın bulmuşken şu filleri de aradan çıkaralım. Diyeceğim ama e, ileride bu fil bize e, orada oluşacak geçeri yani B dikeyinde oluşacak geçeri destekleme şansı sunacağı için lazım da olabilir. Ama rakibin de fili çok aktif kalacak bu çaprazda. Ben fili alıyorum. Fili aldım bitti. Alırsa sağlıyoruz Miracle misclick bizi izliyor. Ee, anlatımlı rapid serisine ilk başladığımda e, ilk başladığım zamanlarda kendime tabi Kupa alma hedefi koymuştum e çünkü 2400'ün sonları bile 2480 2490 bile kupa sahibi oluyordu ilk yüze giriyordu e rapid oyuncular arasında şimdi önce bc3 aldı bence kırışıp kırış alması daha iyiydi o önce bc3 almayı tercih etti ben kırayım ondan sonra bunları da kırayım c3 düşer bunu bir alayım bilge yedi ee, neyse sonrasında e, elbette hala öyle bir planım var ama yani e, ilk yüze girip kupa profilimizde bir kupa gözüksün gibi bir amacım var tabi hala ama e, 2570'lere 80'lere yükseldi kupa alma işi. E, hal böyle olunca bizim işimiz iyice zorlaştı. E, ben arttırıyorum onlar onlar da arttırıyor. O yüzden kupa almamız kolay olmuyor. Evet buradan bir piyon kazandık. Şimdi B6 B7 tehditimiz var. Rakibin dikkatli olması, olması lazım. Bir yandan da at çarpı C3 alma tehditimiz var. Belki vezir B3 ile basıp vezir C3 alma tehditimiz de olabilir. O yüzden bir tane piyon kazandık herhalde. Yani her ikimiz piyonları değişmiş olduk buradaki kırışmalar sonucu. Ama tabi C3'ü zayıf kaldı rakibin. Ben al almak istiyorum. O almak istemiyor benimkini. Alamıyor. O yüzden bizim piyon sağlıklı kalırsa herhalde avantaj elde edeceğiz o geçer piyon sayesinde. Çünkü e, o fazlalık piyon bir de tehlikeli bir geçer piyon. Öyle bir e, sıkıntı da var rakibimiz adına. O yüzden herhalde bir şeyler elde ettik diye düşünüyorum. E, at çarpı C3 istiyor olabilirim. Vezir B3, vezir C3 istiyor olabilirim. Tabi doğrudan isteğimiz at çarpı C3. Evet. Şimdi alıyoruz ve piyonumuzu kazanmış oluyoruz. b de koruyoruz. O da fil D7 ile saldırıyor. Diyor ki alacağım alacağım diye alacağım alacağım görürsün sana neler edeceğim şimdi b6 sürsek b6 sürsek o piyon düşerse bir anlamı yok tabi bunca emekten sonra piyonu e, bir çırpıda düş, düşmesine razı olmanın pek bir esprisi yok o yüzden bu, bu bölümü de dikkatli oynamamız lazım. Yani piyonu doğrudan düşürmeyen, rakibin de taşlarını anlamsız kılan hamle bence vezir a4, vezir d4 tehdidimiz de var. Ee, bu piyonu da ayakta tutmuş oluyoruz. Ha, anlık olarak açmaza giriyor olsak da, örneğin vezir a4 oynadığımda rakip at çarpı b5 yaptığını varsayalım. At da alacağız. Şimdi şu anda açmaz da anlık olarak. Vezir b6 gelse, vezir d4'üm var ama orada. Hadi ona girelim. Aldısı alıyor. Böyle basarsa artık vezirde 4 şah çekerim. E5 sürerse d6 alırım. Şöyle kaçarsa b6 sürelim. Artık düşmez o piyon. Tamam. Bir, bir adım daha ilerleme kat ettik. F6 sürdü. Şimdi b6 sürüyorum ki piyonum ayakta kalsın. Fazlalı piyonum. Evet. Şimdi vezir d5 bir tercih. Güzel de bir tercih. Vezir de 5'i de yapalım. Ama e, çok fazla da e, beyaz karelerde gezmemek lazım rakibin beyaz renkli fili varken. Vezir E3 bir başka tercih. Hadi onu yapalım. Vezir E3 yapalım çünkü e, buradan koruyalım piyonumuzu işte. Atı belki de 5'e gireriz. <laughs> Vezirin yeri de 5 değil gibi geldi. Ardından kale F 1le bu geçer piyonu okutmaya çalışabiliriz deyim yerindeyse. Evet. Şimdi böyle oynadı. Fil C6 diyor. At D5 gelme diyor. Ben geleceğim diye ısrar etsem. At D5 peki. Hesaplayalım. At D5. Fil D5. E D5. At C5 oynar muhtemelen D4. D4. Bu E7 piyonu yemez mi? Bizim de fil C gerçi kötü kalıyor ama E7 piyonu çok baskıyı. Ardından kale F1. Ardından kale C7. Fikirlerimiz oluyor. Hadi at D5'i de yapalım mı? Ya da doğrudan kale F1 mi gelsek? Doğrudan kale F1 gelelim. Vezir D8 oynayabilir. Bence ikisi de iyi hamledir. D4 bile iyi hamledir yani burada. D4 oynasam ne yapacak mesela? At C5'i de engelliyorum. D4 oynayayım. D4 oynayalım. Çok hızlı, çok hızlı karar değiştirdim ama. Ee, iyi birka birkaç tane tercihim vardı. <laughs> D4'ü şimdi oynama kararı aldım. D5 fikriyle, D5 tehdidiyle geliyorum. O d5 süremiyor çünkü boşta. Ardından bir de taş kazanıyorum. E, o yüzden evet <laughs> bu tarz bir şey yapması lazımdı. Şimdi e5 sürelim. Rakibin bir savunmacısını da ortadan kaldırmaya çalışalım. E5 sürdük diyelim, Hesapla üzgün. E5. Fil g2 alırsa, e, F 6 Kale f6 fark etmez. d5 atımız sapa sağlam yerleşiyor. Peki. Doğrudan f5 alırsa <laughs> D5. D5 hala yok. D5, D5, F5 var mı? O da bence çok e, bizi zorlayan bir yaklaşım olmaz. Haydi D5 yapalım. E5 yapalım. <laughs> e dikeyinden bir baskı kurmaya çalışacağız belki. Belki bu şahın e, ortada kalmış pozisyonundan faydalanmamız lazım. Şimdi F6 alabilirim. Şah G2 de alabilirim ama F6 herhalde bir tık daha iyi. Çünkü Aa, öyle tehditleri var. Vezir C6 tehditleri var rakibin. O kadar da kolay değilmiş. Şimdi görüyorum onları da. Olsun yine de bunu yapayım. F6 ile bir şah çekeyim. Ondan sonra şah G2 alayım ki Vezir C6'yı D5 ile yanıtlayabileyim. Şimdi kale ile alması bence makul. E ile alırsa onun da D6 piyonu zayıf kalır çünkü kale aldığında da ama ileride bizim tabii şah iki aldıktan sonra atı d5'e girme şansımız olacak. Geçer piyonumuz hala, hala sopa sağlam. Ee, burada tabii geçer piyonumuz var diye o piyonu nasıl vezir çıkarım e, diye düşünmek yerine o piyonun rakibin taşlarını bağlamasını yani buralara bu vezir kanına bağlı kalmasını kullanmaya çalışıyorum. Ee, hani pozisyondaki kazanç için en doğru metot mu? Ondan emin değilim tabii ki ama e, bence gayet mantıklı bir metot olduğu için onu denedim. Şah g2 aldık. Şimdi atım d5'e girebilir. Kale f1 oynayabilirim. Birçok e, alternatifim var. E, B piyonum da çok güçlü. E, Vezir d7 ile evet açmazdan çıktı. E, hala at d5 yapabilirim ama gerek yok öyle bir şeye. E, kale f1 oynarsam o da kale f8 oynayacak galiba. Onda da çok bir şey elde etmiyor gibiyiz. Hala dikkatli olmamız gerekiyor tabi. Hmm, burada ne yapılır? Nokta kom. Burada ne yapılır? Deve sürsem atı e girmesine müsaade etsem. benim atım tehlikeli bir yere giremiyor ki. Benim atım E6'ya falan girebiliyor olsa bir yerlerden e, yapardım onu da. Öyle bir şansım yok. Kale FC1 oynayayım. Ne? Benim 2 dakika mı kaldı? Hızlanıyorum hemen. Şaş 2 oynayayım. Şaş 2 oynasam at G5. İlginç. İyi bir H4 oynayalım bakalım. Kale F1 oynarsa Vezir D2 döneriz en, en kötü. Biz evet muhabbete daldık. İyice süre süreyi unuttuk. Hiç bakmadık süreye. Aha. Öyle geldi. Şimdi benim atıma gün doğmadı mı buralardan? Ha vezir kontrol ediyormuş orayı. Hoş ben de e 6 alıyorum ama gerek yok öyle bir şey herhalde. Şöyle yapabiliriz. Ardından vezir D2'ye çekeriz. Kale F8 gelirse vezir D2. Vezir D3 de olabilirdi gerçi buradan girmek için. Evet şu H4'ü görmemiz iyi oldu. At G5 de gelemiyor. At F4 zaten gelemiyordu. Vezir böyle geliyor. At A4 şimdi bizim ata gün doğdu. Orada. Ee, sonra vezir B4 ile vezir kırışmaya çalışabilirim. ile alırım. Ondan sonra atımı C5'e girerim. Oyun çıktı en azından bizim ata. Ama tabi kolay değil. Vezir B4 oynadığımız takdirde alıyor alıyor. At 4 ile şah çekiyor. Ben GF4 alamıyorum. O da Vezir C6 geldi. Tamam şimdi böyle geleyim. At 4 hala yok. Bu kale korumalı. Ve şimdi At C5 girmek istiyorum herhalde. At 4 geldiği takdirde şah F1'im de var ama GF4 zaten alabiliyorum bu konumda. O yüzden endişelenecek bir durum yok. Tek endişelenmemiz gereken şey süre. Süre faktörü. Çok az süremiz kalmış. Biz sohbete daldık. Ağır, o kadar ağır ağır oynayabileceğimiz bir tempo oynay oynamadığımızı unuttuk. Rakipten de 3 dakika gibi bir süre fark yedik. 10 dakikalık oyunda. Şimdi At D4 alamıyor. At F4 gelemiyor. Ben at 5 e gelmek istiyorum. At 5 geldikten sonra muhtemelen vezirle alabilirim burayı ama fiyonla alıp e, iki bağlı geçer elde etmekte hiç fena durmuyor. E, geldim bunu. Vezirle alsam alıp almadan kale F C8 ile tutmaya çalışabilir. O takdirde kale e, pardon kale FC8 kale EC8 ben de kale EC1 oynayabilirim o yüzden bunu vezirle alayım ben garanti olsun diyecektim ama öyle bir şey oynamadı şu piyonu B7'ye kadar mıhlayalım ondan sonra belki at A6 belki vezir B6 vezir C7'lerle e, şu savunan kaleyi de oradan söküp e, rahat kazanca gitmemiz gerekebilir at F5 geliyor ne istiyor ne istiyor ne istiyor bir şey istemiyorsa şöyle gideceğim çünkü Atı kıpırdattığım takdirde belki Vezir 4 ile karşı oyun çıkarabilirdi. Şimdi at D4 almasından çekinmiyorum. Çünkü Vezir C7 şah çekme durumlarım var. D4 piyonunu bırakabilirim orada. Biraz hızlanmam gerekiyor sadece. E4'ü şu anda atın koruyor olması. E4 karesini. Atın koruyor olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Geçer piyonumuz da çok güçlü. Böyle geliyoruz. Çünkü D5 piyonuna saldırıyoruz. D5 piyonuna saldırıyoruz. At A6 yani yapsak yaparız ama e, Vezire 4 şah er çekip o da bizim kaleyi alıyor galiba. E, bilmiyorum onu hesaplayamam şu anda. En garanti olanlarını oynamam lazım. E, süremezken. bir dakikanın altına düşeceğiz şimdi birazdan çünkü. <laughs> Atla şu anda D5'i koruyamıyor. Vezir'le koruyabiliyor mu? Vezir D8'le koruyabilir belki. Ona da at d oynarız. O iyi olur. Rahat kazanç olur bize. Vezir D6 gel kırışalım diyor. E olur. Kırışalım. Mı? Yok. Kırışmayalım. Kırışmayıp ne yapalım? Mezir C8 mi gidelim? O da olmaz. Ne yapalım? Kırıştık. Onu geldi. Hızlı. Hızlı oğlum. Hızlı. Şah 7 tek. Şah 7 tekse hemen bulur. Bütün, bütün herkesin bulacağı gibi tekse bulurlar. F3. Şimdi şahımı böyle geleceğim. Nasıl olsa yani at altı oynamak istemiyorum. Çünkü B7 piyonumu alıyor ama şimdi e, rakibin hamlesini bırakmazsam örneğin e, kaleyle bir hamlesi yok. Atla bir hamlesi yok. Şahla bir hamlesi yok. At boşta. Piyonlarıyla hamlelerini bitirdiğim anda rakip suksuz o halkta kalacak. E, o yüzden hatta hiç şah F2 falan gitmeyeyim. Belki şah F1'den falan gideyim böyle. Hatta şah F1 şah G2. Şah F1 şah G2. Böyle böyle bekleyeyim. O piyon hamlelerini tüketsin. Ee, hadi şunu da oynayayım. E4'e gelirsen gel. Ee, problem yok benim açımdan. Ee, böyle geldim. Şah F3. Şimdi bitti hamlesi. G5 sürerse alıyorum. Atla giderse. Kale E6 ile şah çekiyorum. Sonra G6'yı topluyorum. Ha, böyle gelirse böyle geliyorum o zaman. Kale C8'e inmek istiyorum ya da ata 5 gibi bir hamle yaparsa bu konumda o zaman kaleciye de oynayacağım. Tekrar e, hızlanmam gerektiğini hatırlatıyorum kendime. Atla oynarsa benim de ata 6 hamlem var diyecektim ama olmuyormuş o. Gerçi oluyordu ya. O benim kaleyi aldığında ben de onun kaleyi şey e, istiyordu. Ben istedim. O aldı, ben aldım. Şimdi atı çekip sürmek istiyorum. Ne yapacaktı? Ata 5 oynayacaktı. Ben atı bir yere çek. Evet tamam, tamam. Yani riskli olabilir diyor. Bu daha iyi. Şimdi kale C8 istiyoruz da orada. Ee, örneğin Ata 5 gelirse kale C8. Buna çözüm yok gibi. Ee, kale ile B diye bir noktada çakıp o şekilde ya kalite ya taş ya kale geride oynayacak. Şimdi kale C8 oynuyorum. Kale B'de alırsa atla alıyorum. Şart çekip atı da alıyorum ondan sonra. Artık rahat kazanç oldu. Pat da yok. Böyle geldim. Bekledim. Ondan sonra geldim. Geldim dolaştım arkadan. Gel dolaşalım önce. Ben kısaca Hay ay. Şimdi ben şunu da yapayım. Sen gebeş sürmek zorunda kal. Güzel kardeşim. Onu da aldım. Şimdi böyle geldim. Artık terk et yani. Ayıp etme. Yok ayıp etmek istiyorsun. Sen anladım ben seni. Ee, böyle geldik. Ee, şah dedik. Bunu sürdük. Sür 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 sür. Sür 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 sür. Sür oğlum sür. Şah de. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel anlıyorsun sen bu oyunu. Evet. Güzel. Ee, bir analiz edelim maçımızı. C4 C5 opening book'tan da gidiyorum bir yandan. Ee, evet, rakip English opening symmetrical variation diye geçiyor ama <laughs> aslında bilindik adıyla bu bot binik sistem. Ee, şahint ya da şah kanadı fianchettosu Şah kanadı e, G7'den çıktığı varyantlarda <laughs> Atın da çoğunlukla F6'da olduğu varyantlarda bazen At g 7 de oynayabiliyorlar çünkü e, Genelde bu kurulan C4, At C3, At G2, E4 e, G3, g 2, Roklu sistemi Botvinik sistem deniyor ki Bunda da, bunun da e, tersten halini Yani e, E4'e karşı Oynanan halini e, Kapalı sicileye karşı oynanan halini Tersten botwinik sistem adı altında. E, açılış incelemeleri videolarımızda e, onun videosunu çekmiştim, anlatmaya çalışmıştım. E, elimden geldiğince. E, onun da linkini şu bölüme koyarım. <laughs> Oradan izleyebilirsiniz. Diyelim ve e, D3 oynadık. Rakip <laughs> A6 H3 tamam ana varyant. AT8 tamam. File E3 tamam. At D4 tamam. Kale B1'miş e, doğru değerlendirmelerden biri. E, at C7 B4 B5 en iyi hamle valla bravo. Kale B8 oynanmış. Bu buraya kadar gelinmiş tek bir oyun varmış zaten. Onda da kale B8 oynamış siyahlar. Victoria Tasarova ile Ruslan Hüsnü Dinov arasında oynanmış bir parti. Beyazların reytingi 2276. Siyahların reytingi 2392'ymiş. 2392'ymiş. E, siyahların kazandığı bir oyun olmuş. ama buradaki en iyi hamle B5 diyor makine. Ve Çat diye bebeşi gördü rakip. E, ben şaşırdım burada. A4 oynayabildim. Ey düzgün hamlelerden biriymiş A4. E, evet İngilizde e, sevdiğim olaylardan biri de şu e, gördüğünüzde 0-0 diyor. 0.1, 0.2 yani sözde e, pozisyon eşit ama e, işte e, hani üstünlük elde etmek e, her yani nasıl anlatayım? beyazların üstünlük elde etmesi ya da siyahlarla oynayan taraf da olabilir. Her herhangi bir tarafın üstünlük elde etmesi an meselesi. Yani eşit gösteriyor. Hatta ben değerlendiremiyorum demek 0 0 0 vermek. Makine ben tam anlamıyla değerlendiremiyorum. Pozisyon kapalı. Belirsiz veriyorum demek. makine bize belirsiz diyor bu pozisyona yani. demek ki biz hani kendi satranç bilgimizle, genel satranç bilgimizle oynayabileceğimiz bir sistem bu İngiliz açılışı en, en sevdiğim yönü de o yani İngiliz açılışının o e, e4c5 de e, özellikle Neidorf gibi konumlarda oluşan e, aşırı teorik e, varyantlardansa İngiliz oynamayı daha mantıklı bulduğum için zaten kullanıcı adımız da adımızda cfore var bu gibi sistemleri seviyorum özellikle de botfinix sistemde böyle e, oranlar çok oluyor hani sıfır 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 ama e, oyun var her iki tarafı da. Yani taşlar tahtada duruyor. E, pozisyonu doğru yorumlayan avantaj elde edebilir. Evet. E, A4 oynadık. Aldı. Kale B4 demiyor. Evet. Fil D4 diyor. Kale B4 de diyor. E, biz fil D4 almaya karar verdik. At D4'ü çok düşünmüştük. O da evet oynanabilir bir hamleymiş ama fil D4'ü daha iyi bulduk. Tamam. Bc3 alınca fil G7. Şah G7. AB5. AB5. cb 5ten sonra bu piyon düştüğü için bir piyon önde kaldık. Sonrasında biz Hatalı mı oynadık ki rakibe kompansasyon çıktı? Gerçi de çok, gerçi çok da çıkmadı ama evet burada B6'yı kaçırmayabilirmişiz ya. B6 ama bu piyon düşmez mi oralarda ata 8'den sonra mesela? Tam B7 at B6 geldi diyelim. Şimdi vezir C7 ile alamıyor bunu? Veya kale B7. Gerçi bizim de E5'lerimiz var. Evet kolay değilmiş doğru. Buna girmemiz lazımmış. O piyonu gerekirse feda edip e, açılan çaprazlardan belki ya da açılan dikeylerden oynamamız daha mantıklı olabilmiş. Bu, burada B6 hamlesini gözden kaçırmışız evet. Ya gözden kaçırma değil cesaret edemedik daha doğrusu gördük de. Vezir A4'ü daha iyi bulduk. Yine üstün veriyor makine beyazlara ama B6 hamlesi çok daha iyiymiş tabi. Vezir A4. Vezir E8 gelince Vezir A1'i bulamam ben. ben öyle bir oyuncu değilim. Vezir A1. belki ağır partide bulurum bu hamleyi. Çok iyiymiş Vezir A1. Uzun çaprazdan şahla aynı çapraza geliyorsun. Hemen şah çekmiyorsun. Tabi vezir d4'e e5 fena kalmıyormuş çünkü e, siyaha. <laughs> vezir a1. E5 oynayınca b6 sürüyorsun. Ee, ve ardından belki d4 planın var. Burayı tekrar açma fikriyle. Vezir a1. Ben onu tabi aklımın ucundan bile geçmedim. Vezir d4'ü gördüm. E5 oynarsa da d6'yı alırım dedim. O b piyonunu feda edip d piyonunu almış olurum dedim. Piyon öndeliğim devam eder diye düşündüm. Ama vezir a1 çok daha iyi bir hamleymiş. Peki. Vezir a4. f6 oynadı. B6. At, A6, at e6. Vezir e3'ümüz tamam. Fil c6. Burada d4 sürdük. Evet dediğim gibi burada çok düşünmüştüm. D4 güzel hamle. Kale fc1 güzel hamle. At d5'e bile bakmıştık. At d5 bile güzel hamle. Evet o da. Yani kazanan birçok hamle var. Burada h4 oynasanız da güzel hamle diyor. Kale fc1 de oynasanız güzel hamle diyor. Biz d4 oynadık. Ee, sonra e5'imizi de sürdük. Bu biraz sıkıntılı bir hamleymiş. Kale fc1 daha ihtiyatlı olurmuş. Ama fil g2 e f6 e f6 şah g2'den sonra yine pozisyon bize çok rahat kazanç. Sadece süremiz azdı burada. En pratik kazanç yolunu bulmamız gerekiyordu. Ee, bul, bulabildik mi? Emin değilim. Ata a4 oynadık. Vezir c6'ya da vezir b4 geldik. Şah f'de oynayınca atımı c5'e geldim. Kaçtı burada. Kırışmadı at g7 ile. Ben kırdım. Vezir alınca B7'mi sürdüm artık. Böyle geliyor. İlgilenmiyoruz. Vezir d 6 geliyoruz. Pardon Vezir Bolu altı geliyoruz. Çünkü alsaydı bu durumda Vezir C7'den sonra ben tamam şarj çektiğim için buralara kaçmak zorunda. E, o takdirde de at D7 mesela. Vezir E4 ile şarj çekse dahi kaçıyoruz şarj 2'ye. At F3 ile bir daha şarj çek. Aman buna gerek yok işte. O karşı oyunu vermezdim ben. E, onu oynamazdım. Kale B4 oynardım. Atım zaten tutuyor burayı. E, Vezir 5 diyor mesela. Vezir 5 oynadığında e, alayım bunu. Alayım sonra at D7 geleyim. Zaten kale kazanıyorum. Doğru değil mi? Evet. Kazanıyorum direkt oyunu. E, bunu girebilirdim belki. O yüzden D4'ü almaktan çekinecek bir şey yok burada. Bu, bu piyonumuz o kadar kuvvetli ki b 7 piyonu. E, D4'ten bir tane piyon vermenin e, çok bir zararı olmaz. Vezir A7 kazanıyormuş. Biz Vezir C6 oynadık. O da iyi. E, kırıştık bunları. Kale B6'mızı da geldik. Şah 7 tek. E, evet, burada Zugzwang'da kalacaktır rakip. <laughs> Örneğin F5 sürdü böyle geldi. E, H5 şimdi at çarpı B7 veriyordu. Buna kaleye altımızı oynadık da şu kazanmıyordu değil mi? Eminiz kazanmadığından. Bir dakika. Bunu aldım. Aa atçı alışar at çekip sürüyorum ya. Evet bu da kazançmış. Evet. Gerçi bizim oynadığımız sanki kazanç değil. O yüzden üzülmeye gerek yok. E, evet. Şimdi burada e, kale C8 oynadık. Kale b de almak tek hamle. O takdirde de şerçek bir atı da alıyorum. Artık terk etmesi lazım. Rakip mata bir kala. Ha mata bir kala da terk etmedi. Mata olana kadar oynadı. E, buradan da sonrasında mat oldu zaten. E, evet. <laughs> Erken safhalarda piyon kazandığımız. E, rahatça e, kazanca gittiğimiz güzel bir oyun oldu. Ee, rakibin biraz da dikkatsiz oyunu üzerine tabi buradaki kırışmalar bu bebek sürüşlerini falan çok hızlı oynadı. Hoş b doğru hamleymiş de devamını hızlı oynadı. Ee, C3'ü alarak. Ee, ondan dolayı rahat bir galibiyet elde etmiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Ee, sonraki videolarda, yayınlarda e, görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.